Merhaba arkadaşlar. Bugün oğlumla herkesin bildiği klasik bir tahinli kek tarifi yapacağız. Oğlum çok sevdiği için onun için bugün yapacağım. Sizinle de paylaşacağım. Bitti mi? Afiyet olsun şimdiden oğlum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tahinli kek yapacağız. Tabii annem yapacak, ben de görüntüyü alacağım. Normalde basit bir tarif ama bunu sizler için çekeceğiz ve yayınlayacağız. Umarım hoşunuza gider. Tadınımız bakacağız. Tatar abisin bakacağız. Evet. Onlar izleyecek. Evet, başlayalım. Şimdi tarifimizde 3 yumurta diyor. 3 yumurtayı kırdım. Evet. Biraz çırptım. Şimdi bir bardak şeker diyor. Şekeri de koy, ilave edeceğim. Biraz da onunla ilgili çırptım. Yani. Şimdi 2 çay bardağı sıvı yağımız var. Onu ilave edeceğiz. Sıvı yağ da çok güzel görünüyor. Şimdi 1 su bardağı sütümüz var. Onu ilave edeceğiz. Biraz çırpacağız sonra. Onları da biraz çırptık. Şimdi bir bardak tahinimiz var. Bir su bardağı. Onu ilave ettikten sonra paket kabartma tozunu ilave edeceğiz. Ondan sonra un kıvamını kendimiz ayarlayacağız. Fırının derecesi kaç olacak? 150-160 derecede pişireceğiz. Fırında gördüğünüz gibi kek kalıbı ısınıyor şu an. Yağlamak için aynen. 200 derecede mi şu an? 50'de mi? 50'de. 50 derecede ısıtıyor kabı. Daha sonra yağlayacak. Evet, sonra... Ondan sonra hazırladığımız karışımı içine dökeceğiz. Hamurumuz kaba çıktığından başladı ve bıraktım. Şimdi fırında hepsi yağlıyorum. Sana yağıyla ya da tereyağıyla yağlıyorum. Orada ısınmış biraz. Yapışmaması için. Evet, sonra? Sonra bolca susam atacağım. Bu tarifte susamlı çok güzel oluyor. Ondan sonra da hazırlamış olduğumuz hamuru dökeceğiz kalıbımıza. Bundan sonra kaç dakika pişecek? En azami 4 dakikayı buluyor ama pişip pişmediğine kürdanla kontrol edeceğiz.
sıram olmadığı için, elde lezzet verdiği için elim yorulanıyor. Bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Yani her insanın elinin lezzeti farklı. O yüzden yemekleri elinizle yapmak her zaman için iyidir. Tabi hijyen önemli. Daha öncesinde ellerinizi yıkayın. Biz yıkamıştık, oraya görüntülü yemedik. Susam da güzel görünüyor. Bir bardak tahin diyorum. Daha sana ne oldu? Battım. İflasın eşindeyiz arkadaşlar. Tahini epey bir tahin yedi. Tahinin de kilosu aynen epey bir pahalı ama sonuçta ama biz diyeceğiz. Ama bu lezzet için değer. Aynen. Evet, şimdi 160 derecede ısınmış fırınımıza veriyorum. Ver bakalım hadi. Dikkat et elini yakma. Kapatıyorum hadi ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Güzel olacak inşallah. Şunun güzelliğine bakar mısın? Bunun hepsini ben yiyebilir miyim? Senin için yapıyorum zaten buzu. Benim için mi? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen çok sevdiğin için, onun için özel olarak bugün senin için yaptım. Arkadaşlar böyle bir anneniz varsa gerçekten çok şanslısınız. Benim her şeyim oğlum için. Gördüğünüz gibi. İki tane kuzum için. Aynen. Kuzularından biri şu an yanında değil ama. Evet. Kalbim onunla beraber. Evet. Onu da çok özledim. Çok seviyorum. Öbür kuzusu şu an okulda. Okulu vardı. Kayseri'ye gitti. Piştikten sonra görüşürüz. Sokaklarda gezene kadar diyorum. Serseri olmaktansa diyorum. Evde dur bana kuzus olmak daha iyi diyorum. Değil mi? Yani. Evet böyle evinizde durun. Herkes. Dışarılarda fazla gezmeyin. Evet. Ailenize yardımcı olun her konuda. Elinizden geldiği her konuda. Annenize kesinlikle böyle... Kesinlikle düşünsün aklınızda. Boş ver. Evet. Yardımcı olun. Evlisiniz eşinize yardımcı olun. Mutfakta olsun. Diğer alanlarda olsun. Aynen öyle. Eşinizi sevin. Yavrularınızı sevin. Evet, onlardan sevginizi eksik etmeyin. Birlik beraberlik onun saygı sevgi için dedim. Çünkü şimdiki nesilde o epey eksik. Eline tableti, telefonu veren evet. Çocuğu sevgiden, ilgiden mahrum bırakıyor. En büyük vitamin gıda aile sevgisi, aile baba sevgisi. Aynen. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Şu an biz yeni nesile göre daha şanslıyız tabii ama şu anki nesilde o yok. O yüzden anne babaların biraz daha duyarlı olması lazım diye düşünüyorum. Yani, çocuğu eve bağlayan sevgidir, ilgidir. Evet arkadaşlar kekimiz pişmek üzere. Onu bekleyen biri avcı gibi onu bekliyorum fırının önünde. Piştikten sonra onu direkt yiyeceğim. Evet. Kekimiz pişti. Çıkarma şerefini oğluma bırakıyorum. Evet. Bizim... Müziklerim buharlandı. Göremiyorum. Köre oldum. Şu an çok zor şartlar altında. Direkt buraya mı koyayım? Sonra ters çevireceğiz. Evet, kekimi soğuduktan sonra ters çevireceğiz. Ondan sonra servis tabağımıza koyacağız. Kekimizi kalıptan ayırmak için böyle sallıyoruz önce. Ondan sonra da ters çevireceğiz. Elimize sağlık, afiyet olsun. Biraz iyice güzelce soğusun, sonra dilim dilim keseriz. Ama bayağı soğuması lazım. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız yorumlarda aşağıda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarımı izlemek için şu üst taraftan çıkacak bağlantıya tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.